Ela fez esse jato para ele ir no estudo, tinha plantado como um nacional do Humberto, onde que esta psiquiatra era situada no convite, e era pessoa. Tirava no nacional de um estereo, que está um pouquinho, já era uma esposa, forte, que é de casa de convite, e do nosso nome, que está com a convite, que já era uma esposa, que era uma esposa, que era uma esposa, Então, a gente já vê nisso, e a aula já acabou, e mudou que o Buda também. Então, sabe que se dá uma aula, o nosso plano de vídeo, um desses dois aqui, que está tendo, as aulas de nossa senhora, o nosso papá, o tio Buda, que se estudava, o tio Buda, e o nosso papá, o tio Buda, e o nosso papá, o nosso papá, o nosso papá, o nosso Hafta sonu oynanacak futbol maçlarında Almanya'daki ırkçıların saldırısında hayatını kaybedenler anılacak. Alman Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada Almanya 1. Futbol Ligi'nde ve 2. Lig'de bu hafta sonu oynanacak 23. hafta karşılaşmalarında Hanoi'daki saldırıda yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların siyah bantla sahaya çıkacağı belirtildi. Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da Almanya 3. Lig'inde nefret ve ırkçılığa karşı bir sinyal verileceği ifade edilerek, geçen hafta Münster kentinde yaşanan ırkçılık olayından ve Hanoi'daki saldırıdan dolayı futbolcuların, hakemlerin ve futbolcularla oyun alanına gelen çocukların ırkçılığa kırmızı kart sınırlarının yer aldığı tişörtlerle sahaya çıkacağı aktarıldı. Açıklamada, bunun yanı sıra tüm maçlarda Hanoi'da hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacağı kaydedildi. Berlin Futbol Federasyonu'nun uyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Matur da Berlin'de hafta sonu oynanacak tüm amatörlük maçlarında saygı duruşu yapılacağını belirtti. Matur, bazı takımların üzerinde artık yeter yazan pankartlarla sahaya çıkacağını ifade ederek ırkçı saldırılara dur demenin zamanı geldi ve geçiyor. Siyasetçiler ve güvenlik güçleri pasif kalmamalı. İnsanlar korkmaya başladı dedi. Ülke terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Almanya'nın Hanoi kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Özel Harekat Timi'nin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu. Saldırıdan Tobias R.'nin avcılık belgesi olduğu ve ardından bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili ırkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır açıklamasında bulunmuştu.